Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz üye bilgilerinin düzeltilmesi, kullanıcı bilgilerinin kullanıcı adı, şifresi, adı, soyadı vesaire ile ilgili işlemlerinin düzeltilmesi işlemleri üzerinde duracağız. Önceki konumuzda şifre işlemlerini düzeltme yapmıştık. Normalde kullanıcı profilinde hem şifre hem de üye bilgilerinin aynı form üzerinde düzeltebiliriz. Ancak ben burada farklı iki formu ayırdım. İki formu ayırmamın sebebi arkadaşlar, kullanıcı bilgilerinde eğer bilgileri doldurup kaydederseniz herhangi bir ilgili bilgileri değiştirecektir. Fakat şifre işlemlerini de dikkate aldığımız zaman, onu da değişiklik formuna koyduğumuz zaman, bu sefer her seferinde şifre değişikliği isteyecektir. Yani şifre değişikliğini biliyorsunuz. Eski şifreyi yazmanız gerekecek. İki tane yeni şifre aynısını öğrenmeniz gerekecek. Yani bu üye bilgilerini değişikliğiyle şifre bilgilerinin değişikliği aynı formda olduğu zaman sürekli orayı doldurmamızı isteme durumu söz konusu olabilir. O açıdan iki farklı form üzerinde, iki farklı menü üzerinde yapmayı daha uygun gördüm. Genelde şifre değişiklik başka formlarda olur. Yani ayrı bir form üzerinde oluyor. Daha profesyonel bir çözüm oluyor. Ama tek form üzerinde de yapmak mümkün. Şimdi yapacağımız şeyi önce ekranda görelim. Ondan sonra kodlarını hızlı bir şekilde size göstereyim. Evet. Kullanıcı olan, yani oturum açan kullanıcımızın account'una girdiğimiz zaman, yani bilgilerine girdiğimiz zaman bilgilerini burada gösteriyoruz. Hangi bilgileri varsa. Burada change form, change user data dediğimiz zaman arkadaşlar, burada bilgilerini getiriyoruz. Örneğin burada Kahtalı Miçe yaptık mesela. Burada istediğimiz bilgilerini değiştirebiliriz ya da başka bir bilgi veririm. Mesela bunun yerine kimi Kahtalım için yerine başka bir isim yazalım. Yılmaz Morgül yazalım. Evet, şu kullanıcı adını da, her şeyi değiştirebiliyoruz, onu değiştirmedik. Ye Morgül diyorum. Update dediğim zaman gördüğünüz gibi kullanıcı bilgilerini değiştirmiş olduk. Dikkat ederseniz session bilgileri de otomatik olarak değişti. Şurada gördüğünüz gibi session bilgileri de arka planda değişiyor. Bunu otomatik olarak değiştiren bizim Django framework arkadaşlar. Django framework'ün böyle pratik özellikleri var. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Yani bunları yapmamız için gereken kodlar nelerdir? Onların üzerinde duralım. Öncelikle arkadaşlar change, öncelikle bu formu nasıl getiriyoruz? Yani my account dediğimiz zaman bu bilgileri nasıl getiriyoruz? Ona bakalım. Öncelikle my account dediğimiz zaman şurada profile linki olduğunu görüyorsunuz. Şurada bizim user menümüz vardı. Profile dediğimiz zaman arkadaşlar my account'a profile'e gittiğini görüyoruz. Ondan sonra profile'den bir user profile, nerede bizim? Ha, user profile'den neyi açıyoruz? User detail'i açıyoruz arkadaşlar. User detail'de de gördüğünüz gibi bir tane şurada bir mesaj alanımız var. Bu hani değişiklik yaptıktan sonra gelen mesajların görülmesi için. Burada da login olan user'ın bilgilerini getiriyoruz. Biliyorsunuz user nokta dediğiniz zaman login olan kişinin bilgileri demektir. Ve bu bilgileri getirip ilgili yere yazdım. Burada bir update, bir change user data butonu ekledim arkadaşlar. Bu buton bizi nereye götürüyor? User update'e götürüyor. User update arkadaşlar, şuradaki user update'te user update fonksiyonuna götürüyor arkadaşlar. Buradan user update
fonksiyonuna götürüyor. Bakalım user update'te neler var. User update'e girdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer post gerçekleştiyse o kısmı şimdi dikkat almıyorum. Ne alıyorum? Else kısmını alıyorum. User update form diyorum. Bu formu çağıracağım arkadaşlar. Şu formu çağırıyorum. Burada gördüğünüz gibi. User update formunu hemen formlardan gidip nasıl bir form hazırladığımızı gösteriyorum. Burada user update form, dikkat ederseniz user change form. User change form arkadaşlar bu Django kütüphanesindeki bir form. Onu çağırıyoruz. Çağırmak zorundayız. Burada diğer formlarda bu boştur. Sadece böyle kendi manuel oluşturduğumuz formlarda böyle yazar. Fakat user change formlarda böyle yazar. Hatta bunu silelim. Ben bunu ilk değişiklik için yapmıştım. Bunun bir özelliği yok. Hani kodları görüp yazmayın. Create formunda da user creation form olduğunu söylemeyi unutmuştum. Bir önceki sign up formunda bunun böyle olduğunu görün arkadaşlar. Bu model formlardan gelen, bu manuel bir form değil arkadaşlar. Bu kütüphaneden gelen bir form. Aynı şekilde user change form da Django framework'ünden gelen bir form. Otomatik bir formdur. Orada alanlar bellidir. Gelecek alanlar otomatik olarak buraya yüklenmesi gerekiyor. Neler gerekiyor? İşte gereklilikleri, hata kodları, bütün özellikleriyle gelebilmesi için oradan çağırıyoruz. Fakat biz şey formunda, user change formunda password'un gelmesini istemediğimiz için password'u none dedim. Yani gelmesini istemediğimiz, burası include ettiğiniz şeyler, bunları da istemediniz. Yani exclude etmeniz gereken alanları buraya yazın arkadaşlar. Buraya yazarsanız o şekilde daha mantıklı bir şey yapmış olursunuz. Biz de user, peki şunu diyebilirsiniz yani. Ama şunu dedim, bu çalışmadı. Şunu kaldırıyorum. Evet. Bu user change formu çağırdığı için buraya password yazmasanız dahi forma password'u getirecektir. Dolayısıyla biz password'un gelmemesi için buradan none diyerek password'u pasifize ediyoruz. Yani listeden çıkarıyoruz. Burada da gördüğünüz şeyler buradakiyle aynı. Burada class'lar için aslında özellikler ve class'ı getirmek için şurada placeholder, class vesaire işlemlerini getirmek için ince ayar kısmını da yapıyoruz. Ve formu çağırıyoruz. Forma yüklüyoruz ve update user'a gönderiyoruz. Update user update formunda da bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Burada bildiğiniz form, daha önce kullandığımız form. Bir döngü içerisinde her şeyi yazıp formumuz oluşuyor. Şurada oluşan yani. Şimdi anlattığım hikaye, butona tıkladığım zaman, evet, bizim bir şey hata verdi. User profile formu bir yerde çağırmışım, biraz önce silince. Şurada bir yerde çağırmışım. Evet, şurada silmeyi unutmuşum. Daha önce bir şekilde çağırıp silmezsem oradan hata verecektir. Bu da bir form hatası olduğunda neler yapmamız gerektiğini bize bu şekilde göstermiş oldu. Yani hata ayıklama ile ilgili bir şey de görmüş oldunuz arkadaşlar. Evet, tekrar user profile'a gelelim. Change dediğimiz zaman arkadaşlar işte formlardan gelen bilgilerimiz arkadaşlar. Yani şurada hemen gelelim. Evet, user update formumuz arkadaşlar. Şuradaki user update formumuz. Evet, burayı görüyorsunuz. Şu anda burası çalıştı. User update formundan aldı. User update'e gönderdi. Ve formumuz bu şekilde karşımıza geldi. Update butonuna bastıktan itibaren post işlemi gerçekleşiyor. Her zamanki gibi. Post işlemi gerçekleştikten sonra
form, user update form, request post, instance request diyoruz burada. Diğer forma ekstradan bunu ekliyoruz. Bunu yazdı mı dikkate alın. Eğer yani user bilgilerinde update derken bu istiyor. Bu kısmı eklememiz istiyor. Çağırırken bunu istiyoruz. Post ederken ekstradan bir de post eklememiz gerekiyor buraya. Eğer form geçerliyse, validse formu kaydediyoruz. Mesajımızı yazıyoruz. Profile'a gönderiyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi profile'a gönderiyoruz. Yani burada yaptığımız gibi update dediğimiz zaman bu formumuz buraya geliyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde oluşturuyoruz. Tekrar edecek olursak arkadaşlar, bizim bir profile linkimiz var. Evet, profile'den user profile oluşuyor arkadaşlar. User profile hepsi login required istiyor. Login required gördüğünüz gibi istiyor. Ve user detail penceremiz açılıyor. Mesaj forumumuz da var. Zaten biliyoruz bunun nasıl olduğunu. Yukarıya artık söylememize gerek yok. Sol tarafta user menü var. Sağ tarafta bu açılıyor. Şuradan göstereyim kodları arkadaşlar. Aşağıya kadar neler var. Gösteriyorum. Ondan sonra user update dediğimiz zaman user update linkiyle şurada oluşturduğumuz URL çalışıyor. Bizi user update kısmına götürüyor. User update form çağırıyor arkadaşlar burada. Formlardan da user update formumuz buradaki gibidir arkadaşlar. Şöyle sağına kadar nereye gidiyor onu bilin. User update formumuzu çağırıyoruz. Evet. User update form çağrıldıktan sonra user update kısmına gidiyoruz. Aynı şekilde sol taraf user menümüz, sağ taraf işte mesaj alanımız vesaire oluşturmamız gereken bir tablo içerisinde döngüyle formumuzu oluşturduk. Butona bastığımız zaman arkadaşlar view'de post işlemi gerçekleşiyor ve form instance request user yapıyoruz. Valid ediyoruz. Mesajımızı yazıp update'e niye göndermiyorum? İşlem bitti. O yüzden profile'e gönderdim. Tamam mı? Yani normalde çünkü profile yani update edildi. Update edildikten sonra yazan şeyleri burada gösteriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu projemizde 3 aşağı 5 yukarı genel itibariyle ihtiyaç duyduğumuz, ihtiyaç duyacağımız şeyleri projemize ekledik arkadaşlar. Yani bu alışveriş sisteminde ürünün yönetilmesi, ürünün eklenmesi, kategorilendirme işlemi, ürün resimleri, ürün resim galerisi, satın alması, satın almanın gösterilmesi vesaire işlemleri, üye tarafında yapılması gereken işlemler, üye bilgilerinin güncellenmesi, sepeti vesaire, üye yorumları vesaire. Yani ihtiyaç duyulan bir alışveriş sistemi üzerinde ihtiyaç duyulan 3 aşağı 5 yukarı genel itibariyle her şeyi kapsıyor arkadaşlar. Yani şu anda bu video ile beraber basit bir alışveriş sisteminin Django üzerinde nasıl yapabildiğimizi, nasıl yapacağımızı bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Django web sayfaları arkadaşlar klasik şeyde çalışmaz bunlar. Yani klasik hostinglerde çalışmaz. Çünkü orada çalışabilmesi için Python'ın yüklü olması lazım. Eğer bir Django projesiyle çalışacaksanız o server'ın yönetiminin size ait olması lazım. O server'a sizin bir Python kuruyor olabilmeniz gerekir. Ve orada Python kurulu server'da sizin aynı zamanda Django projesini create etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Django projesini create ettikten sonra create ettiğiniz yere buradaki dosyaları atarsanız o server'da ve server'da çalıştırırsanız o server'da projeniz çalışacaktır. Yani dolayısıyla projeniz bu şekilde internet ortamında yayınlamış olacaksınız. Evet, Django pratiktir. Django güçlüdür diğer framework'lere nazaran. Django hızlıdır. Django Python'ı kullandığı için
Python'ın bütün güçlü taraflarını kullanır. Yani Python biliyorsunuz günümüzde her alanda kullanılmaktadır, her yerde kullanılmaktadır. Dolayısıyla arka planda kullandığınız Python'ı tamamıyla burada kullanabiliyorsunuz. Yani arka planda diyelim ki çok kompleks bir şey yapacaksınız. Bir görüntü işleme yapıp burada bir şey göstereceksiniz. Yapıp gösterebilirsiniz. Hiçbir şey yok. Yani arka planda bir kısıtlayıcılığı yoktur arkadaşlar. Yani Django Python'ı kısıtlamaz. Python'ın güçlü taraflarını kullanarak web ortamını güçlendirir. Yani web ortamında yapmak istediğimiz şeyleri yapar arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar belki ufak tefek şeyler ekleyebilirim ya da proje ile ilgili sorularınız gelirse onu yanıtlamaya çalışırım. Belki sonraki süreçte farklı bir proje ile daha profesyonel bir Django ekleme durumu söz konusu olabilir. Belki bu sol taraftaki bu açılır menüleri yapabiliriz. Vakit olursa bunu da bunu Django'ya nasıl yapabiliriz? Şu anda gördüğünüz gibi basit bir menü yerleştirdik buraya. Belki sonraki süreçte biraz daha burayla üzerinde uğraşabiliriz ama genel itibariyle 3 aşağı 5 yukarı projemiz bitti. Yani ihtiyaç duyacağınız proje bitti arkadaşlar. Kodları çok soru geliyor. Kodlar niye paylaşılmıyor? Kodlar arkadaşlar bunlar aynı zamanda üniversite öğrencilerine proje olarak veriyoruz. Yani derste anlattığımız projeler, derste anlattığımız şeylerin burada yayınlanmış hali. Kodlarını yayınladığımız zaman öğrenciler şey yapmıyor. O kodları hazır kullanıp projelerini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz öğrencilerin hazır kodları kullanmasını istemiyoruz. Bu videoları izleyip konuyu anlayıp o şekilde proje geliştirmesini istiyoruz. Yani eğitime bir katkısı olsun. Burada amacımız bir şey öğretmek, amacımız bir şey tamamlamak değil yani. Yoksa size hazır bir Django projesi verip yayınlayabiliriz. O öyle anlaşılmıyor. Yani eğitim öyle olmuyor. Yani size o şeye benzer. Yani balığı hazır tutup size vermeye benziyor. Dolayısıyla buradaki amacımız arkadaşlar hazır balığı tutup size vermek değil, balık tutmasını öğrenmek, öğretmek. Yani sizin de bu balığı tutmayı öğrenmeniz amacımız bu. Evet, böylelikle projemizi burada sonlandırıyoruz. Umarım size faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.